Arkadaşlar bugün size güzel bir börek tarifim var. Tam listeyi vereceğim. Hem malzeme tatıyoruz hem böreğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bugün size çok güzel bir böreğimiz daha olacak. Hem malzemeyi içine katacağız hem listeyi söyleyeceğim. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık su, 1 tane yumurta beyazı, sarısını ayırdık üzerinde kullanacağız. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var, onu döküyoruz. 3 tatlı kaşığı da şekerimiz var. Yarım pakette burada yaş mayamız var. Onu katıyoruz. Elinizde yaş maya yoksa bir paket kuru maya katabilirsiniz. İlk etapta 5 su bardağı bir un katacağız. Önce bir yoğuracağız. Ondan sonra geriye kalan unu katacağız. Tam un miktarını ben size listenin sonunda söyleyeceğim. Önce bir unumuzu bir karıştırıyoruz. Kaşıkla karıştırıyoruz. İlk etapta elimizi unun içine koymayacağız. İçinde şu anda 5 su bardağı un var. Kaşıkla iyice karıştırdık. Şimdi 6. bardak unumuzu katıyoruz. Hemen 7. bardak unumuzu da kattık. Tekrar yoğurma işlemine devam ediyoruz. Arkadaşlar hamurumuzu iyice yoğurduk. Hemen şöyle bir gösterelim. Kıvamını da gösterelim. Kulak memesi kıvamından birazcık gevşek. Tam kulak memesi kıvamında değil. Bardağın dibinde kalan az bir yağ vardı. Onu da hemen ne yapıyoruz? Kasımızın dibine çalıyoruz. Şimdi üzerini kapatacağız. Ortalama bunu bir saat bir dinlendireceğiz. Maya gelmesini bekleyeceğiz. Hamurumuz mayalanırken hemen biz ne yapıyoruz? Şöyle bir kıyı biberi aldık. Bunu elimizden geldiği kadar ne yapacağız? İnce doğrayacağız. Arkadaşlar elinizde kapya biber varsa bir tane de orta boy kapya biber doğrayın. Biber büyük olduğu için ben yarısını kullanacağım. Kapya biber yoksa ne yaparsınız? Köy biberinin sayısını yükseltirsiniz. Bunu da aynı şekilde ince doğrayacağız. Özellikle iç harcında soğan kullanmayacağız. Sebebi de soğanda çok aşırı derecede bir koku patlaması oluyor. Böreğimizin içine acı bir lezzet veriyor. Değişik bir koku veriyor. Böreğin lezzetini bozuyor. Soğan kullanacaksak bile soğanı mutlaka kavurmamız gerekiyor. Patatesleri de rendenin en büyük gözünde rendeleyeceğiz. İç harcını doğradık, hazırladık. Sıra geldi baharatlarını katmaya. Arkadaşlar şimdi görev değişimi yapıyoruz. Siz de şahitsiniz. İşin en zor yerinde ben vardım. Hanıma kolay gelsin diyor. Yarım tatlı kaşığına yakın karabiber. Yarım tatlı kaşığı kimyon. Yarım tatlı kaşığı da tuz atıyoruz. İçine bir yemek kaşığı da sıvı yağ atacağız. Şöyle bakalım yeterli gelecek mi? Börek de yağlı olduğu için fazla yağa gerek yok. Ortalama 1,5 yemek kaşığı kattık. Şimdi bunu iyice bir karıştıracağız. Bu da siz görmeden yaptığımız işlem. Şimdi iç harcımız hazır. Hamuru kontrol edeceğiz. Arkadaşlar şimdi hamuru gösteriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi nasıl mayalandı. Batın üstüne bir un serpiyoruz. Şimdi hamuru çıkartacağız. Tabi hamurun dibi yağlı olduğundan dolayı çok kolay çıkacak. Hamurumuzu bir yuvarlayıp iki eşit parçaya böleceğiz. Geçen günde bu tarifin biz peynirlisini yapmıştık. Çok hoşlarına gitti. Bayağı da yorum aldık. Bu sefer de patateslisini yapalım dedik. Şimdi
Şimdi birinci bezemiz hazır. O kenarda beklerken ikinci bezeyi hazırlayacağız. Fırın tepsimize bakacağız. Fırın tepsimizin ölçüsü neyse hamurumuzu da tam ona göre açacağız. Güzel mayalandı. Şöyle bakın. Hava kabarcıkları çıkıyor. Yavaş yavaş bastırarak merdane ile fırın tepsinin ölçülerine getireceğiz. Tepsimiz kare ise kare, yuvarlaksa yuvarlak. Hamurumuzu ona göre hazırlıyoruz. Şimdi birinci hamurumuz hazır. Hemen bunu bir kenara alıyoruz. İkinci hamuru yapacağız. Tepsimizin dibini unladık ki yapışmasın diye. Arkadaşlar ikinci hamuru da aynı şekilde açacağız. İkinci hamuru da hemen alıyoruz. Yağlı kağıdın üstüne seriyoruz. Yağlı kağıt tam fırın tepsisine göre şöyle kenarlardan hafiften sündürerek yağlı kağıdın ölçülerine getiriyoruz. Kaşıkla atıyoruz. Dibindeki suyunu almayacağız. Tabii patates fazla olsa bir suyunu bırakmış. Elimizle bir dağıtacağız. Her tarafına eşit bir şekilde. Fırınımız 190 derecede önceden ısıtılmış. Böreğimizi bekliyor. Hemen ikinci hamuru da alıyoruz. Bu böreğimiz öbüründen daha lezzetli olacak. Sebebi de bunda yağı biraz fazla kullandık. Şöyle kenarlardan hafiften çekerek üzerini kapatıyoruz. Arkadaşlar bir börek ne kadar yağlı o kadar lezzetli demek. Böreğimiz hazır. Kenardan da hafiften hafiften bastırıyoruz. Şimdi sıra geldi tel işlemine. Bizim meşhur tele. Hemen fırın telini bastırıyoruz. Arkadaşlar bastırabildiğiniz kadar bastırın. Korkmayın. En ufak bir sorun yaşamazsınız. Hemen şöyle tepsimizin içine böreğimizi yerleştirdik. Yumurta sarısının içine bir yemek kaşığı süt boşalttık. Çörek otuyla karışık susam var. Hemen onun üzerine serpiyoruz. Tabii ki tercih tamamen sizin. Sadece birini kullanabilirsiniz. İkisini karışık ya da hiç karıştırmayabilirsiniz. Sade de tabii ki ısıtılmış 190 derece fırın. 600 çalışıyor fırınımızın. Fırına atıyoruz. Ortalama 20 dakika. Tam 190 derecede 20 dakika oldu. Şöyle böyle bir gösterelim. Arkadaşlar inanılmaz bir lezzet. Maşallah yastık gibi oldu. Şöyle bir kenara alalım. Sadece bir tanesini göstereyim. Şimdi bütün böreği de heçetleyin. Göstereceğiz diye. Tabii en sona arka tarafını saklıyorum. Arkadaşlar o kadar sıcak ki benim önerim 5 dakika dinlensin. İçindeki buharı bir atsın. Şöyle bir de altını gösterelim. Görüyor musunuz? Tam kıvamında altı üstü pişmiş. Arkadaşlar böreğimiz bu. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza. Arkadaşlar çıkan böreği gördünüz.
İnşallah hayırlı üretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.